Tanrı, Allah her şeyi yaratmadı mı? İyiliği, kötülüğü, sevgiyi, acıyı. Peki nasıl olur da iyi şeylerin Tanrı'dan olduğunu, kötü şeylerin ise kendi nefsimizden kaynaklandığını iddia edebiliriz? Gerçi bizim de neden olduğumuz çok büyük kötülükler vardır. Fakat o kötülüklerin nedenlerinin köküne indiğimizde hep bir cevapla karşılaşıyoruz. Tanrı. Din adamları genellikle mensubu oldukları dinlerin hep iyi tarafını anlatırlar. Tanrı iyilerin en iyisi, merhametlilerin en merhametlisi, cömertlerin en cömerti gibi. Kötülüklerden kimse konuşmaz. Ancak Tanrı iyilerin en iyisi ise o zaman kötülerin de en kötüsü olmuyor mu? Zira var olan her şeyin sahip olduğu özelliklerin binlerce kat daha fazlasına sahiptir Tanrı. Biri bize tuzak kurduğunda ona nasıl bir tavır sergileriz? Peki ya onların kurduğu tuzaklardan daha iyisini kuran ve kurduğu tuzakların hiç boşa çıkma ihtimalinin olmadığı birinin olduğunu söylesem size? Evet, var öyle biri. İsmi de Allah. Bakın Enfal suresi 30. ayette ne diyor? Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir. Müslümanlar bu ayeti eleştirilerden kurtarmak için ayetin sonunu Allah hilekârları cezalandıranların en hayırlısıdır diye çeviriyorlar. Oysa ayet tuzak kuranların en iyisidir şeklindedir. Nitekim bu kelime başka ayetlerde de en iyisi şeklinde kullanılmıştır. Örneğin Araf suresi 87. ayette o hakimlerin en iyisidir, 155. ayette sen bağışlayanların en iyisisin gibi birçok ayette bu kelimenin en iyisi anlamında kullanıldığı görülmektedir. Bilmeyenler için söyleyeyim, bu ayet Muhammed'in hicret ettiği dönemi anlatan bir ayettir. Muhammed hicretinden kısa süre önce Darun Nedve'de toplanan Mekke müşrikleri Muhammed'i ya yakalayıp bir yere bağlamak ya da Mekke dışına çıkarmak ya da öldürmek üzere görüşler ortaya atmışlardı. Abdullah bin Abbas'ın bildirdiğine göre şeytan da tecrübeli bir ihtiyar görünümünde Mekke müşriklerinin karşısına çıkarak kendisinin Necitli olduğunu ve toplantılarına katılmak istediğini bildirir. Müşrikler bunu kabul ederler. Necitli ihtiyar, Muhammed'in yakalanıp bağlanması veya Mekke dışına çıkarılması görüşlerine itiraz ederek bunların olumsuz sonuç getireceğini söyler. Bu sırada Ebu Cehil şöyle bir fikir ortaya atar. Her kabileden güçlü bir genç alın. Sonra her bir gence keskin bir kılıç verilsin. Sonra onlar bir tek adamın öldürmesi gibi onu öldürürler. Böylece onun kanının sorumluluğu bütün kabilelere dağılmış olur. Bu durumda Haşimoğulları denen küçük mahallenin bütün Kureyş halkıyla savaşa gireceğini sanmıyorum. Onlar bu durumu görünce diyet almayı kabul ederler. Böylece rahata kavuşmuş ve bize verdiği sıkıntıyı gidermiş oluruz. Necitli ihtiyar yani şeytan bu görüşü kabul eder. Sonuçta bu görüşü kabul edip dağılırlar. Ancak Cibril Muhammed'e gelerek planı kendisine haber verir ve ondan o gece daha önce yattığı yatağında yatmamasını ister. Muhammed bunun üzerine o gece yatağında Ali'yi bırakarak hicret için yola çıkar. Böylece müşriklerin tuzaklarından kurtulmuş olur. Yani Allah müşriklere Muhammed'i öldürme kaderini yazıyor. Sonra Muhammed'i koruyor, müşriklere tuzak kuruyor. Daha sonra müşriklerin günah işleme özgürlüğüne müdahale ediyor, Muhammed'e de torpil geçiyor. Bununla da kalmıyor, müşrikler tuzak kurmada iyi, fakat Allah onlardan da iyi. Yani izni veren Allah, izni bozan Allah, sonunda müşrikler kafir. Allah bir kader yazıcı olarak müşriklere Muhammed'i öldürme eylemini kader olarak yazıyor
Sonra Muhammed'i haberdar ederek o müşriklerin günah işleme özgürlüklerini elinden alıyor. Üstelik Muhammed'i koruyarak ona torpil yapıyor. İmtihan dünyasında bu ne kadar doğru, orasında siz düşünün. Son olarak bizzat kendisinin kader olarak yazıp yine kendinin bozduğu tuzaktan müşrikleri ve şeytanı sorumlu tutuyor. Bunu ilerleyen kısımda daha da iyi anlayacaksınız. Konumuza dönecek olursak, dindarların kendi dinlerini insanlara daha şirin, daha cezbedici göstermek için sürekli kullandığı ve madalyonun sadece bir yüzü olan iyilikler tanrısının öteki yüzünü sizlere göstereceğim, kötülüklerin tanrısını. Eski bir Müslüman olduğum için bu videoda İslam üzerinden eleştiri yapacağım. İslam dininde iyilik ve kötülük kavramı kimler için geçerli ona bakacağız ve onları belli kategoriler halinde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kur'an'a baktığımızda iyilik ve kötülük yapmaya muktedir varlıkları şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi, mutlak olarak hayır işleme üzerine yaratılmış, özgür iradesi olmayan, kötülük işleyemeyen melekler ve özgür iradeye sahip kötülük işleyebilen iblis. Yalnız burada küçük bir sorunumuz var. Melekler özgür iradeye sahip değillerse ve Allah'ın söylediklerini yapmakla yükümlüler ise, o zaman meleklerin Allah'ın hiçbir kararını sorgulayamaması gerek. Yalnız Kur'an'a baktığımızda bunun tam tersini görüyoruz. Bakara suresi 30. ayete bakalım. Düşün ki Rabbin meleklere, "Muhakkak ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim." dediği vakit, "Biz seni tesbih ve takdis edip dururken orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın?" dediler. "Herhalde ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim." buyurdu. Yani ayette melekler Allah'ın verdiği bir kararı sorguluyorlar. Meleklerin bu sorgulamasına gösterdiği toleransı her ne hikmetse şeytana göstermiyor. Zira şeytan Adem'e secde etmeyerek böbürlendiği zaman o da tıpkı meleklerin yaptığı gibi gerekçesini anlatmıştı. Bakara suresi 34. ayete bakalım. Hani meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik de iblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, iblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Şeytan Adem'e secde etmekten imtina ediyor ve buna gerekçe olarak şunları söylüyor. Sa'd suresi 76. ayet. İblis, "Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın." dedi. Fakat Allah meleklerin sorgulamasını ve gösterdikleri gerekçeleri olgunlukla karşılarken İblisin sorgulamasına sert tepki gösteriyor ve onu cennetinden, kendi katından kovuyor. Enteresan ve bir o kadar da doğru olan şu ki, iblis kendi isyanından Allah'ı sorumlu tutuyor ve ondan bir şey istiyor. Hicr suresi 39. ayet. İblis dedi ki, "Rabbim, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım." 36 ve 37. ayetler. İblis, "Rabbim, öyleyse varlıkların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver." dedi. Allah buyurdu ki, "Öyleyse sen vakti bilinen kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin." Ayetten de görüldüğü gibi İblis bu azgınlığından Allah'ı sorumlu tutuyor. Peki nasıl? Burada iki seçenek var. Ya Allah iblisin secde etmekten imtina edeceğini bilmiyordu ya da bunu bildiği halde secde etmesini istedi. Çünkü Allah her şeyi bildiği için iblise secde et dediğinde secde etmeyerek büyüklük taslayacağını önceden biliyordu. Yani bilmesi gerekirdi. İblis de bunu bildiği için Allah'ı sorumlu tutuyor. Sorumlu tutmakta da hakkı var tabii ki.
Örneğin, siz bir arkadaşınıza bir şeye karşı tikinizin olduğunu söylerseniz ve o arkadaşınız sürekli olarak bu zaafınızı size karşı kullanır. Bir süre sonra bu bir şaka olmaktan çıkar ve kasıtlı olarak yapılan, sizi küçük düşürmeye yönelik bir hareket algısı yaratır. İşte iblis de Allah'ın bilerek ondan secde etmesini istemesinden dolayı isyanından Allah'ı sorumlu tutuyor ve Allah'tan bunun karşılığında bir şey istiyor. Bana mühlet ver. Allah da bunu kabul ediyor ve kabul etmesiyle bir nevi iblisin azmasındaki sorumluluğunu kabul etmiş oluyor. Bunu bir örnekle anlatmamız gerekirse, örneğin patronunuz size borç para veriyor ve ertesi gün sizi işten kovuyor. Kovarken de yarın borç verdiği parayı geri vermenizi istiyor. Fakat siz parayı veremeyeceğiniz için ondan mühlet istiyorsunuz ve buna gerekçe olarak da işten kovulduğunuzu, dolayısıyla çalışmadığınız için paranızın da olmadığını söylüyorsunuz. Fakat patronunuzun size mühlet vermesi demek, aynı zamanda onun sizi işten kovarak parasız bıraktığı gerçeğini de kabul etmesi demektir. İkincisi, ne hayır işlemeye ne de kötülük yapmaya kabiliyeti olmayanlar, yani hayvanlar. Kur'an'a baktığımızda vahşi hayvanların ahirette mahşere çıkarılacağı belirtilmiş, fakat onların sorgu sual olunacağı yahut cennet ve cehenneme gideceği yönünde herhangi bir ibare yoktur. Bunun için İslam alimleri hayvanların herhangi bir şeyde sorumluluk taşımadığı üzerinde ittifak etmişler. Buna gerekçe olarak da hayvanların aklının olmadığını göstermişler. Oysa bugün hayvanlar alemine baktığımızda sevgi, gazap, merhamet gibi duyguların olduğunu ve hatta kendilerine karşı yapılmış bir saldırının karşılığını aldıklarına dair çok enteresan gözlemler var. Bununla ilgili çok ilginç belgeseller dahi yapıldı. İzlemenizi tavsiye ederim. Meselenin bir başka tarafı ise hayvanların, insanların hayatına direkt müdahalesinin olmasıdır. Örneğin bir yaban hayvanı, bir insanı öldürdüğünde Allah karşısında herhangi bir sorumluluk taşımıyor. Hukuki ve ahlaki bakımdan da bir sorumluluğu yok. Ama aynı şeyi insanlar yaptığında hem ahlaki, hem hukuki, hem Allah karşısında günahkar pozisyonuna düşüyor. Üçüncüsü, hem iyilik hem de kötülük yapma kabiliyetine sahip olan ve bilinçli olarak yaratılan insanlar. Mülk Suresi 2. ayete bakalım. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Bu ayeti esas alan İslam alimleri, Allah'ın insanı yaratma sebeplerinden birinin de güzel amel işlemesi olduğunu söylüyor. Fakat bu güzel amel işlemenin yanı sıra insanlara günah işleme özgürlüğü de verilmiş. Zümer 53. De ki, ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım. Nur 31. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha edesiniz. Ayetlerde insanların günah işleyebileceği fakat tövbe ederlerse affedilebilecekleri belirtilmiş. Fakat burada küçük bir sorunumuz var. Sorun şu ki işlenen günahlar önceden zaten belirtilmiş. Adı da kader. Yunus Suresi 49. ayet. De ki, Allah'ın dilemesi dışında kendim için zarardan ve yarardan hiçbir şeye malik değilim. Kamer Suresi 52. ayet. Onların işlemiş oldukları her şey kitaplarda yazılıdır. 53. ayet. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Tegabün Suresi 11. ayet. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Ayetlerden belli oluyor ki bizim iyilik ve kötülük dediğimiz şeyler Allah'ın dilemesi üzerine oluyor
ve yine zararlar ve yararlar önceden yazılmış durumda. İyiliklerin Allah'tan olması takdire şayan. Fakat kötülükler kimden geliyor? Bu konuda Kur'an'da iki cevap var ve ilk bakışta cevaplar birbiriyle çelişkili durumda. Nisa suresi 78. ayette iyilikle karşılaşan insanların bu Allah'tan dediği, başlarına bir kötülük geldiğinde ise bu senden dediği görülmektedir ve Allah der ki, hayır, hepsi Allah'tandır deyin. Fakat bir sonraki ayette bunun tam aksi söz konusu. Nisa suresi 79. ayet. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Yani öncekinden farklı olarak bu ayette iyiliğin Allah'tan fakat kötülüğün kendi nefsimizden kaynaklandığı söyleniyor. O zaman sormamız gerek. 5 yaşında küçücük bir çocuğun hangi günahından dolayı başına tecavüze uğrama ve öldürülme musibeti geliyor? Müslümanlar genellikle bu ayetlerin Muhammed'e ait olduğunu iddia eder. Bunu söylerken de kendi peygamberlerini günahkar çıkardıklarının farkında değiller. Zira Muhammed'in başına gelen kötülükler kendi nefsinin sonucuysa, o zaman Mekkeli müşriklerin Muhammed'e yaptığı kötülüklerin sorumlusu da Muhammed'in kendisi olmuş oluyor. Bu ayetler her ne kadar çelişkili olsa da Kur'an'ın diğer ayetlerine baktığımızda insanların başına gelen her musibetin önceden yazıldığını görüyoruz. Hadid suresi 22. ayet. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Bu şu anlama geliyor. Yani 5 yaşında bir çocuk tecavüze uğruyorsa bunun olacağını önceden Allah zaten yazmış. O zaman tecavüz edenin bir suçu kalmıyor ki. Müslümanlar genellikle zina ile ilgili ayetlerin çocuk tecavüzlerini kapsadığını söyleseler de zinanın taciz veya tecavüz ile aynı şey olmadığını biliyoruz. Zina genellikle birbirine mahrem olmayan kadın ve erkeğin cinsel birlikteliğine verilen isimdir. Kur'an'da da bunun cezası 100 sopa olarak belirtilmiş. Şimdi çocuğa tecavüzü zina kabul edip 100 sopa atarak o sapıkları bırakacak mıyız? Gerçi bu tecavüz olaylarıyla ilgili medeni kanunların da pek yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Allah her şeyi biliyorsa o zaman iblisin Adem'e secde etmeyeceğini ve isyan edeceğini bildiği halde bunu ondan istemiş. İblisi yaratan kendisi, ona isyan edecek kaderi yazan da kendisi. Bu durumda kötülüklerden dolaylı olarak iblis sorumlu olsa da direkt olarak Allah sorumludur. Zira iblisin Adem'e secde etmeyerek kötü olmasının nedeni onun secde etmeyeceğini bildiği halde ona bu emri veren Allah'tır. Dolayısıyla şeytanı başımıza musallat ederek bizi doğru yoldan saptırmasına neden olan da Allah'tır. Yani Allah ne kadar iyiliklerin tanrısıysa bir o kadar da kötülüklerin tanrısıdır. İskoç filozof David Hume kötülük kavramını Din Üstüne Diyaloglar adlı eserinde Filo'nun ağzıyla şöyle ifade ediyor. Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? Öyleyse o güçsüzdür. Yoksa gücü yetiyor da kötülüğü önlemek mi istemiyor? Öyleyse o iyi niyetli değildir. Hem güçlü hem de iyi ise bu kadar kötülük nasıl oldu da var oldu? Müslümanlar ve neredeyse tüm inançlı insanlar kötülük problemini Tanrı'nın imtihanının bir parçası ve iyiliğin anlaşılması için bir vasıta olarak izah ediyorlar. Bir Tanrı imtihan etmek için veya iyilik anlaşılsın diye küçük çocuklara tecavüz ettirir mi? Bunun cevabını sizlere ve sizlerin vicdanına bırakıyorum.